Yurt dışında master yapmanın en zor kısmı nedir? Veya çok zorlanmış olduğun bir durum oldu mu diye sormuş Hande Gürsoy. Evet, tabii ki yurt dışına giden her öğrenci gibi benim de ilk zamanlarda zorluklarım oldu. Özellikle aslında yurt dışına master ya da doktora da benim gördüğüm ilk sene ya da ilk iki sene birazcık işte kültüre alışmakla geçiyor. Uzun soluklu gittiyseniz mesela benim tamamen Amerikan kültürüne, eğitim sistemine adapte olmam herhalde bir ya da iki seneyi bulmuştur. Bunda da aslında benim genetikten birazcık mühendisliğe geçmemin de etkisi var. Hem derslerin yapısı da değişmişti, hem de aldığım derslerdeki konular değişmişti. Benim aslında zorlandığım bir şey, ben Fulbright bursuyla geldim bahsettiğim gibi. Benim bursum 2 seneydi ama benim master için gittiğim program, ben bunu Türkiye'den giderken de bilmiyordum, 3 senelik bir programmış. İlk senesinde işte mühendislik dersleri alınacaktı. Son iki sene normal master programı gibi olan bir programdı ama ben bunu giderken bilmiyordum. Ve iki senelik bir bursum vardı. O yüzden aslında ben birazcık kendi programımı kendim dizayn etmek zorunda kaldım. Bu üç senelik programı iki seneye düşürmek için. Ve aslında ODTÜ'den aldığım bazı derslerin, mesela kalkülüs dersinin çok daha kapsamlı bir ders olduğunu fark ettik. Mesela Boston Üniversitesi'ne geldiğimde başka matematik dersleri almam da gerekiyordu ama benim aldığım dersler onların hepsini kapsadığı için onlardan muaf tutuldum. Hani bir şekilde iki seneye indirgedim ama ders yüküm diğer öğrencilerin iki katı falandı. Hani diğer öğrenciler iki ders alırken ben beş ders olmak zorunda kalmıştım. Ve Amerika'da beş ders biraz ağır oluyor. Buradan da herkese söyleyeyim. Türkiye'de beş ders aldığınız zaman çok fazla bir ders yükü olmuyor ama beş ders burada gerçekten dolu dolu geçiyor. Ama onun dışında işte derslerin yapısına ve buradaki sisteme alıştıktan sonra zorlanmadım ama ilk senemde biraz zorluk yaşadım.